Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel bir motif yapımı anlatacağım. Şöyle alize diva iplik kullanacağım. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir kilit zinciri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Hemen şu ilk zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Oluşturduğum halkamın içine sık iğne yapıyorum. 16 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 Bakın bu şekilde 16'ya tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, bakın 16 sık iğnemi yaptım. Şimdi en baştaki sık iğnemden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve kaydırma yöntemiyle bakın şu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 kez tığıma sarıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemden tığımı geçirdim. 2, 2, 2'şer 2'şer kapatıyorum. 4 aşamada arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 kez tığıma sardım. Hemen yanındaki sık iğneden yine ikişer ikişer kapatıyorum ve trabzanımı tamamlıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Arada 3 zincirim var arkadaşlar. 3 kez tığıma sardım. Hemen bir yanındaki sık iğneden tığımı geçirdim ve yine aynı şekilde ikişer ikişer kapatıyorum. Bu şekilde bütün sık iğnelerimi toplamda zincirimle birlikte 16 tane olacak. Hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane trabzanımı oluşturdum. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçirdim. Ve bakın şöyle kaydırma yöntemiyle bu kısmı da kapatıyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen şu boşluğumun içinden 1 2 3 4 Bakın bu şekilde 4 tane sık iğne yaptım. Hemen bir yandaki boşluğuma geçiyorum. 1 2 3 4 Hemen bir yandakine geçiyorum. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde her bir boşluğuma 4'er tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bütün sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi sıramı sonunda şu ilk yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. İpimi bir miktar uzatıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Son zincirime biraz sıkayım. Hemen yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Şöyle bir tane zincir çektim. Tekrar ipimi uzattım. Bir yanındakinden bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bakın 3 tane oldu tığımda. Şimdi bundan sonra alttan alacağım. Zincir çekip yine ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 4 oldu. Bakın zincirimin altından geçtim. Bir zincir çektim ve ipimi uzattım. 5 6 7
8, 9 ve 10. Bakın şöyle tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğim oldu. Şimdi bakın hepsinin içinden şöyle tek seferde geçiyorum ve kapatıyorum. Şöyle bir görüntüm oluşacak. 1, 2 zincir çekiyorum arada. Kapattıktan sonra 2 zincir arkadaşlar. 1, 2, 3 kez tığımı aldım. Hemen şu en baştaki 4 tane yaptığım sık iğnenin ilkinden tığımı geçiriyorum. Trabzanımın üzeri oluyor arkadaşlar. Yine buraya trabzan çalışıyorum. Bakın şu şekilde trabzanımı yaptım. İpimi bir miktar uzattım arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekip de uzatabilirsiniz. Doğrudan da uzatabilirsiniz. Yine buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine bakın 10 tane ilmeğimi tığıma topladım. İpimi alıp hepsinin içinden tek seferde geçtim. Kapatıyorum. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma 3 kez ipimi aldım. Bir sonraki trabzanın üzerinden bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bütün trabzanlarımın üzerine bu şekilde yaparak ilerleyeceğim. Şimdi hemen ben bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bütün modellerimi yaptım. En son 2 zincirimi çektim. Şu ilk yaptığım modelimin şu kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Ve bakın kaydırma yöntemiyle bu kısmı yine kapatıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. Şurada aralarda çektiğim 2 zincirlik olan kısımdan tığımı geçirip sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim tekrar. Bir sonraki ara boşluğundan tığımı geçirdim ve sık iğneyle sabitledim. Bu şekilde bütün motifimin etrafını bakın arkadaşlar. 7 zincir şu ara boşluğumdan sabitledim. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da tamamladım. En son 7 zincirimi çektim. Son boşluğumdan yine sık iğneyle kapatıyorum. Şimdi hemen bir yandaki zincirlerimin içine geçtim. Bir tane sık iğne. Hemen yanına 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum ve yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane de bu kısma sık iğne yaptım. Hemen yandaki modelimin zincirlerimin içine geçtim. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir sonraki zincirlerimin içine geçiyorum. Aynı şekilde bütün zincirlerimin etrafını bu şekilde 8 sık iğne, ortada 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayıp birleştirme için geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Yine burada 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 1 2 tane zincir çektim arada. Şimdi öncesinde yaptığım motifim vardı. Hemen onu alıyorum. Şuradan
Bakın şu kısımdan 4 zincir çektiğim yerden tığımı geçirdiğim ipimi bu tarafa aldım. 1, 2 zincir daha çektim. Yine zincir sayımı 4'e tamamladım. 1, 2, 3, 4. Bir yana geçtim. 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir çektim. Tığımdan, ipimden tığımı çıkarıyorum. Bakın şuradan, şu kısımdan geçtim. İpimi aldım ve aradan geçirdim. 1, 2 zincir çektim. Ve yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4. Bir yana geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 zincir ve yine birleştirmemi yapıyorum. Bakın şöyle, şu şekilde ortadaki zincirlerimden birleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın modelimi tamamladım. Şu şekilde ortalardan birleştiriyorum. Bu model dantel örgülerinde kullanabilirsiniz. Yine yün iplerde yaparak battaniye, yatak örtüsü, kırlent gibi yerlerde çok güzel bir şekilde uygulanabilecek bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.